Allah'ım ya. Eridi kadın kızın peşinde, eridi. Oraya koş, oraya koş, oraya git, buraya git. Merhaba. Biz geldik. Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Haluk Bey geldiyseniz o şu anda bir toplantıda ama. Evet ama şirket içinde yani. Hani beklerseniz çıkar birazdan. Biz Haluk Bey'le değil, sizle konuşmaya geldik İrem Hanım. Aa, hayırdır Sertaç Bey, nasıl yardımcı olabilirim size? Yavrum, Merve'm, zeki kızım, güzel bebeğim para kazanmaya başladı. Şimdi bize bir yatırım yapalım diyoruz, ona yardımcı olacağız. Onun için bir ev almak istiyoruz. Çok vallahi, iyi fikir. Vallahi süper fikir Özlem Hanım. Çok iyi akıl etmişsiniz ha. Yani emlak almanın tam zamanı. Emlak zarar etmez biliyorsunuz. Evet. Bize bir güzellik yapın ama. Yaparız yaparız Sertaş Bey. Var birkaç dairemiz. Oo, merhaba uşaklar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. İsmail. Turguş'a bu çikolata sana gelmiş. Ben de buraya geliydim. Getirdim de. Niye zahmet ettiniz İsmail Bey? Sağ olun. Efendim. Ne demek uşağım ya? Ne zahmeti ya? Al. Canım da nasıl çikolata çekmişti. Açalım da yiyelim hemen. Sertaş Bey. Ben ikram ederim ya. Ne yapıyorsunuz? Üstünde de not varmış zaten hayatım. Sağ mı görüyorsun çikolata? Ne yapıyorsun? Yeni başlangıçlara oğluşum annem. Kimden gelmiş canım? Çikolata? Hı-hı. Yeni tedarikçimizden gelmiş İsmail Bey. Çalışmaya başladık ya. Notta ne yazıyor? Not da vardı değil mi? Evet. Nice iş birlikteliklerimize demiş adam ya. Bak çok düzgün adam bu adam İsmail Bey. Açayım da yiyelim ya. Sertaç Bey buyurun. Hayatım lütfen yalan söylüyor kızım. Dayanın buyurun. Kırmış hiç yapmasın. Evet evet. Sen vallahi böyle anlarda hani futbolcu vardı onu söylesene. Henry Onyekuru. Henry Onyekuru. Kim o yol? Bu nereden çıktı? Gomis ne oldu? Gomis Arabistan'a transfer oldu hayatım. Ah kısmet. Ay ne güzelmiş. Buyurun buyurun. Sertaç Bey buyurun. Eline sağlık anneciğim, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kaçtık. Kaçtınız. Ha. Kaçmayın. Önce bardaklarınızı bulaşık makinesine yerleştirin. Yani koca çocuklar oldunuz artık. Peşinizden bardak çanak topluyorum. Olmaz ki böyle. Tamam. Hadi. Bu kadın insanı zıvanadan çıkartır ya. Delireceğim ya. Tuna. Allah Allah. Bir bardak için amma söylendi. Ya sen söyleniyorsun nasıl? Haklı kadın. Ne ekleri size diziyoruz. Buralarda çubuklar var. Çubuklara takıyoruz, hı, sallıyoruz. Yanına da ateş veriyoruz. Hiç ateş görmeden, kendi sıcaklığıyla etlerimiz lokum gibi olur bunda. Aa, değişikmiş. Şimdiden ağzımın suyu aktı vallahi. Oh. O zaman malzemeler benden. Bravo ya. Hüseyin abi, seni kimin aradığını mı öğrendim abi? Kimmiş? Aşağıki mahalledekilermiş abi. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlık oğlum. Takma kafana. Sen bize çay ver oradan. Kuralım dörtlüğü de neşemizi bulalım değil mi? Abi ben okeyden sıkıldım biraz. Oğlum insan okeyden sıkılır mı? Sıkıldım abi. Ne oynayacağız o zaman? Abi kitap mı okusak? Kitap mı? Oğlum sen kafayı mı yedin? Ne kitabı? Hayret bir şey. Ben hayatta kitap mitap okumam oğlum. Ben okuyayım abi. Ne yaparsan yap. Delirtecek bu kadın beni ya. Hakikaten. Yani hücreten gideceğim yani gönül. Böyle bir kepazelik olur mu ya? Tamam canım sakin ol. Neyin sakin olacaksın? Çocuklar var sakin ol. Ne olacak gönül tamam, anlatsana sen ya. Tamam haklısın da sakin tabii. Ol. Yok yatırım yapacakmış da yok kızına ev alacakmış. Böyle bir şey olabilir mi gönül? Allah'ını seversen ya. Ya bunu çalındır mı insan ya? Sakin olsana. Tamam sakinim tamam. Ya hakikaten ama kan beynime fışkırıyor diye biliyorum. Tansiyonum falan şey oluyor gönül ya. Böyle bir şey olur mu ya? Tamam sakin olacağım ya. Ayrıca sakin olmam da gerekiyor zaten. Fal kapattım ne diledim biliyor musun? Ne? Sen yabancı değilsin bak sana söyleyeyim. Çocuklarımız iyi bir üniversitede okusunlar. Ben karımla beraber bütün dünyayı gezeyim. O Sertaç'la Özlem'i hayatım boyunca bir daha görmeyeyim dedim. Ya inşallah bak, içimden öyle bir his yani geçiyor. Kafalı kapattım şeyim çıkacak yani. Çok güzel dilekler bunlar. Ay yarabbim. Ay soğumuştur artık. Fincan nerede? Buradaydı. Nereye gitti fincan? Buradaydı. Gönül abla. Heh. Sana sürprizimiz var. Bütün bulaşıkları yıkadık. Aa, çok teşekkür ederim. Hayatım söylenmezsin sen de. Bir dakika benim burada fal kapattığım fincanı da yıkamadınız değil mi? Merve yıkadı. Niye yıkıyorsun Merve?
Yine benim fincanımı yıkıyorsun. Yine söylemiyor musun ya? Niye yıkıyorsun benim fincanımı? Kelly. Ay kanı falan kapalı. Görmedin mi? Kapalı falan. Kapalı falan yıkanır mı? Niye abartıyorsun bu kadar? Bütün sinirim şey oldu Gülüm. Bir tane daha kahve içersin. Hayır istemiyorum. Ben bütün dileklerimi o kahveye yapmıştım. Bütün dileklerim şu anda su gibi aktı gitti, kayboldu. Yok oldu. Bütün pozitif enerjim o allak bullak gitti yani. Şu anda negatif yüklendim yani. Yemin ediyorum böyle içim şey oldu yani. Bugüne yemin ediyorum 10 üzerinden 0 veriyorum. Güne 0 veriyorum. Bugün 0. 0 gün bugün. Ben şimdi sana bir kahve daha yapacağım. Hayır yapma. Gülün lütfen bir olursun. Tamam ama sen gidin. Üstüme gelme Gülün. Siz gidin efendim. Siz evet gidin çocuklar gidin. İyice zırvaladın ha. Yavuz ya hadi ne yumurtlayacaksan yumurt da sıkıldım ya. Üf, ya ben gidiyorum ya sen. Ya bir dur be bir dur. Otur. Kafamda toparlamaya çalışıyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi. Aç kulaklarını, beni iyi dinle. Biz bugüne kadar hep bize gösterilen yoldan iş aradık, değil mi? Yani evet. Tamam. Önce özgeçmişimizi hazırladık. Sonra bekledik mülakata çağırsınlar diye. Sonra mülakata gittik. Kendimizi bir daha anlattık. Evet, anlattık. Ama bir şeyi atladık. Yok, ben atlamadım. Hepsini yaptım. Ben. Atladık kardeşim. Bizim özgeçmişimizi zaten herkes biliyor. Ama öz geleceğimizi bilen yok. Yani öz ne? Yani şöyle. Kardeşim biz öz gelecek uygulaması kuracağız. Tamam mı? İşsiz insanlar bizim uygulamamıza öz geleceklerini yazacaklar. Şirketlere gelecekte neler yapacaklarını anlatacaklar. Uygulamamız sayesinde öz gelecekleri hazırlanacak. Buradan yetkinlik haritalarını çıkaracağız. Ve böylece işsiz gençlerle şirketleri buluşturacağız. Yani havuç bu. Anlattıkların kulağa çok hoş geliyor. Değil mi? İyi de ama abicim ya bunu biz hayata nasıl geçireceksin sen bunu ya? Orası kolay kardeşim. Fikir bizden, gerisini Ümit halleder. Ümit kim ya? Ümit benim üniversiteden arkadaşım. Bilgisayar mühendisliği okuyordu. Hemen arıyorum o halleder. Ya anlar mı bu işler? Anlamaz mı adam bilgisayar mühendisliği diyor. Dur. Allah Allah. Öz gelecek diyor. Öz gelecek. Nasıl? Lafı da güzel değil mi? Vay güzel ya. Uşaklar çok lezzetli çikolataymış ha. Aferin bizim yeni tedarikçiye. En pahalısından almış ya. Afiyet olsun, afiyet olsun İsmail. Aferin uşaklar, aferin. Göreyim sizi, çalışın. Hadi bakayım. Canım şey bu hangi tedarikçiydi? Ben ismini hatırlayamadım. Çikolata? Evet, onu gönderen. Ha, tedarikçi şeydi onu. Tedarikçi mi? Tedarikçi tabii, Sertaç Bey. Ben size eve anlatayım. Ay anlat yavrum, bir an evvel anlat. Babası benim çocuğumun paralarını çarçur etmeden bir ev alalım lütfen. Evet, şimdi evet. Şimdi ben size sunum dosyamızı göstereyim. Şu ev gerçekten harika bir yatırım fırsatı. Mükemmel bir ev yani, muhteşem. İrem Hanım, benim size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Sertaç Bey, ben size biraz evi anlatayım isterseniz. Bakın, şu evimiz, bakın bu yeni projemiz... 3 oda, 1 salon, 125 metrekare salon büyüklükleri. Ay çok güzel. Çok güzel bu evler. Bakın ay. Özlem Hanım, bunlara özellikle öneriyoruz. Efendim, ben sizin söylediğinize nasıl inanayım? Siz tam bir yalancısınız. Ya Sertaç Bey, niye yalan söyleyeyim? Vallahi 125 metrekare ya. Gerçekten. Ne oluyor Sertaç? Dayanamıyorum hayatım. 2 dakikada 25 yalan söyledi bu adam. Dayanamıyorum artık. Al. Sertaç Bey, ne olur dayanın biraz ya. Biraz dayanın ya. Bakın Özlem Hanım, bunun son dairelerimizde biz size biraz indirim falan da yaparız. Yani. Geldim. Esselamun aleyküm Emine Hanımcığım. Hoş geldiniz Cünür Hanım. Meydan Hanım yok mudur? Yoktur. Buyurun ben size bir çay ikram edeyim. İstemiyoruz kalsın. Meydan Hanımcığım nerede? Kızı resim kursuna götürdü. Oradan da kuaföre gidecek. Dema. Resim kursuna diyorsun. He. Peki Simay'ı o kursa götürsem alırlar mı onu oraya? Şimdi Simay'ı alırlar mı bilmem. Yani yaş sınırı olabilir. Sır dolu şu halimi.